Bundan 10 yıl önce işlerimiz daha iyiydi. Şimdi biraz çok şey oldu, sakinledi. Tabii ekonomik durum bunu etkiledi yani ekonomik. Çünkü halk parasız zor geçiniyor. Kitaba para bulmakta zorlanıyor. Mecbur olmayınca kitap alamıyor. Ay, bir buçuk ay koronada mesela kapattık. Dükkana gelmedik. Gelemedik daha doğrusu. Eskiye nazaran nispeten biraz var da koronadan sonra. Bu sefer de deprem olayı olunca onun da etkisi çok oldu. Halk tabii ki kim evsiz kaldı, kim annesi babasını, kardeşini kaybetti. Psikolojikmen şey altında kaldı. O yönden okuma aklına gelmiyor. Yani adam her şeyini kaybedince okuma nereden aklına gelsin ki? Şimdi bizim zaten mevsim olarak, bizde mevsim takip eder. Bu mevsimler yalnızca bizim okul açıldıktan sonra yılbaşına kadar işlerimiz sıkı olur. Yılbaşından sonra yaklaşık 8 ay biz hemen hemen otururuz, siftahsız kapattığımız günler oluyor. Şu günlerde mesela, bu hafta içinde mesela ben 3 gün siftah etmedim. 15 yıldır buradayım. Beymalet'e safçılık yapıyorum. Devamlı müfredat değişiyor. Kitaplar, elimize kalan kitaplar ölüyor. Çoğu atı kağıda gidiyor. Tabi bunun birçok zararı oluyor bize. Çünkü depo depo kitapları hepsini çöpe atıyorsun, hurda yatıyorsun. Geri dönüşüme gidiyor. Tabi ona birçok para bağlıyorsun ama gel görelim ki hani verdiğin para hepsi geri çöp oluyor. Zorlu bir süreçti. Dükkanın kapalı kalması, hani bu bizi maddi olarak bir iki yıl bizi geriye götürdü. Hani zaten elde avuçta bir şey yok. Hani zaten bir tek hafta içi dükkan belli bir saate kadar açık. O saatin dışında da artık kazandığın neyse zaten onu zaten kendin için bir şey yapmıyorsun. Artık şeye çalışıyorsun. Dükkanın gelir giderini atıyorum. Kirası, elektrik, internet, su. Onun dışında başka bir karımız yoktu yani. Zaten her hafta, hemen hemen her hafta kitaba dolar bazlı zam geldiğinden her hafta kitabın fiyatı değişmekte. Çünkü her hafta bize listeler geliyor. Her hafta listede kitapların fiyatı değişmekte. Bu da bayağı bir durgunluk oldu. Hani insanlar kalmadı. Herkes şehir dışına, il dışına kaçtı. Hani kalanlar da işte burada. Hani hatta eğitim öğretim de yoktu belli bir süre. Hani o da olmayınca bayağı bir zarar ettik. Çok müşteri gelmiyor. Yani biz AVM'lerdeki kitapçılar gibi değiliz. Hani onların belli bir kitlesi var.